Çok teşekkür ederim. Hatırlayacaksınız, Sayın Erdoğan hep Sayın Kılıçdaroğlu'nu eskiden SGK'yı batırdı diye söylerdi. Bunun üzerinden çok siyaset yaptı. Çok da spekülasyon ve polemik yaptı. Şöyle bütçenin geçen yılki rakamlarına baktım. Bakın 2023 yılında bütçe transferi, yani genel bütçeden SGK'ya 834 milyar lira transfer edilmiş. Bu yıl itibarıyla, yani Ocak-Ekim itibarıyla da çok ciddi bir transfer yapılmış ve sanıyorum yıl sonuna kadar da 1,5 trilyon SGK'ya genel bütçeden transfer yapılacak. Bu açık bir çöküştür Serap Hanım. Çok net bir çöküştür. Bugüne kadar dışarıdan alınan borçla, dışarıdan gelen sıcak parayla bunları sağlığa tahvil ettiğini iddia etti ilgili birimler, Sağlık Bakanlığı ve başta Erdoğan. Ama bir hayal sattılar. Şu anda biz çöküşün işaretlerini yaşıyoruz. Bakın çok net bir şey söyleyeceğim. Geçen yıl Türkiye'de tüketilen ilaç miktarı 200 milyar lirayı buldu. Bir daha söylüyorum, 200 milyar liralık bir ilaç tükettik. Ve bu ilacın %40'ı ithal, %60'ı yerli. Fakat yerli ilacında ham maddesinin %95'i ithal. Tabiatıyla genele baktığımızda neredeyse ilacın %90'ı ithal. Yani bu paranın tamamı yurt dışına gidiyor. Ve Türkiye'de 62 tane eczacılık fakültesi var. Bu fakültelerden mezun olan eczacılarımızın %30'u işsiz. Bu arada İrlanda'dan örnek vereyim size. 3 tane eczacılık fakültesi var İrlanda'nın ve yıllık ilaç ihracatı 65 milyar dolar. Erdoğan tamamen el kesesinden ağalık yaptı. Bugüne kadar aldığı borçla, dış krediyle sistemi bütün sektörel bazda söylüyorum çökertti. Şimdi artık iflasın ayak izleri veya iflasın sesleri gelmeye başladı. Şimdi geçen yıl çok ciddi bir para transferi yapılmış. Bu yıl bu para transferi artarak devam edecek. Tabii burada en önemli kalem özel hastanelerde. Bakın geçen yıl özel hastanelere aktarılmış paranın 34,5 milyar lira olduğu söyleniyor. Bu yıl tahminimize göre 50 milyar lira olacak Serap Hanım. Özel sektöre 50 milyar liralık bir para transferi yapılacak. Şimdi bu niye önemli? Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar vahşi bir kapitalist model ve inanılmaz bir özelleştirme anlayışıyla peşkeş çekildiğine hiçbir yerde tanık olamazsınız. Evet, özel sektörden destek alınır ama son derece küçük bir orandadır ve o özel sektör böyle devletin kasasını sömürerek semirmez. Kendi imkanlarıyla güçlenir, parası olanın ve denetlenerek güçlenir yoluna devam eder. Bakın İngiltere'de özel sektörün payı son derece küçüktür ve son derece ciddi bir şekilde denetlenir. AKP iktidara geldiğinde yaptığı iki şey vardı. Birincisi aldığı parayla bir rant düzeni kurdu ve bu kurduğu rant düzenini özel hastanelere boca etti. Geçen zaman içerisinde özel hastaneler büyürken, gelişirken, ki bunların arkasında hep siyaset kurumu var, AKP'li yandaşlar var, cemaatler var. Bunlar semirirken, bunlar güçlenirken aynı zamanda son derece sıra dışı bir şekilde bunlarla devleti en azından anlaşma diyeceğim ben, uzlaşma demeyeceğim, anlaşma yaptırdılar ve bu sözleşmelerle inanılmaz bir para transferi yapıldı bunlara. Tabii burada olumsuz olan şu, yanlış olan şu, bu hastanelere bu paralar ödenirken, akıl almaz bir şekilde bunların ceplerine bu paralar boca edilirken, bunlar semirtilirken hiçbir denetim yapılmadı. Bakın iddia ile söylüyorum, doğru düzgün hiçbir denetim yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde bu Yeni Doğan çetesiyle ilgili Sağlık Bakanı'na defalarca çağrı yaptım. Bu denetim raporlarını çıkart arkadaş, görmek istiyorum dedim. Bir tane denetim raporu göstermedi bize. Sadece o da değil. Bakın SGK'nın kendisi de bu denetimleri doğru düzgün yapmadı. Gelen faturaları sürekli ödedi ve şu anda biz bunun maalesef krizin ayak seslerini duymaya başladık. 2023'te sadece 85 hastane denetlenmiş Sayın Çömez. Ondan sonraki sene daha da vahim olacak bu durum. 2023'te sadece 85 hastane denetlenmiş. Yani toplam denetimin payı, özel hastanelere yapılan denetimin payı toplam teftişin %3'ü bile değilmiş. Serap Hanım, o denetlemenin nasıl olduğunu en iyi ben bilirim. O denetlemenin adı da denetleme değil. Bakın geçtiğimiz günlerde Yeni Doğan çetesiyle ilgili TAPE kayıtlarını dinlediğimizde zaten ortaya çıkıyor. Adam diyor ki Sağlık Müdürlüğü'nden haber verdiler, geleceklermiş, hazırlıklarınızı ona göre yapın diyor. Bu denetleme gerçek bir denetleme değil. Kasım 2023 yılında Sağlık Bakanlığı bir yönetmelik çıkarttı. Dedi ki bundan önce özel hastaneleri yılda iki defa habersiz denetliyorduk. Bundan sonra yılda bir defa ve haberli denetleyeceğiz. O haberli denetleme
denetlemenin de ne olduğunu ben size söyleyeyim. Sağlık Müdürlüğü telefon eder, biz geliyoruz derler ve giderler onları özel arabalarla, lüks araçlarla alırlar, yedirirler, içirirler, kağıtlar imzalanır. Denetleme öyle olmaz. Ve bu söz konusu denetlemelerin önemli bir kısmı finansal denetlemeler tırnak içerisinde. Burada sağlık hizmetleri güvenli veriliyor mu, güçlü veriliyor mu, olması gerektiği gibi veriliyor mu? Türkiye'nin ve dünyanın sağlık standartlarına uygun veriliyor mu? Hastalara burada hiçbir suistimal ve istismar yapılmadan sağlıkları en yüksek kalitede, en iyi şekliyle hizmetlerini alıp buradan taburcu oluyorlar mı? Bunlara bakacaklar. Hiçbir denetim yok. İddia ile söylüyorum, iki ülkede diploması olan birçok denetimi yapmış ve o denetime maruz kalmış biri olarak bu işi bilen ve iddia ile konuşan biri olarak söylüyorum. Bu denetimlerin hiçbirisi, altını çiziyorum, rasyonel değil, gerçekçi değil. Bana bir tane doğru düzgün denetim yaptıklarına dair rapor göstersinler. Ben o raporun hatalarını, yanlışlarını, suistimallerini tek tek çıkartayım size. Bakın o TAPE kayıtları ortaya çıktığında Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ihbar edildiğinde, olayın başladığında bile bu denetimler yapılmadı. Daha sonra kapatılmış olan bu Yeni Doğan Çetesi ile ilgili suistimali ortaya çıkıp kapatılmış olan hastanenin başhekimiyle gitti. O ihbardan sonra koskoca İl Sağlık Müdürü, bugünün Sağlık Bakanı gitti, boy boy fotoğraflar verdi. Ve o ihbar yapıldıktan sonra o zaman İstanbul İl Sağlık Müdürü, bugünün Sağlık Bakanı ne demişti? Çok gizli bir operasyon yürüttük. Ya sana bu kadar derin ihbar yapılmış, bu kadar net çocuklar öldürülüyor diye uyarı yapılmış ve buna rağmen gizli operasyon yaptım dediği dönemde bile İl Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanı zerre kadar denetim yapmadı ve ondan sonra çok sayıda çocuk hayatını kaybetti. Özetle Serap Hanım, korkunç bir rant mekanizması kuruldu. Kurulan bu rant mekanizması devletin bütçesinin bir hortumlama modeliyle özel hastane şebekelerine transferi şeklinde gerçekleşiyor. Bunların denetimi doğru düzgün yapılmıyor ve maalesef ülkenin parası, milletin parası, çoluğun çocuğun istikbali bunlara boca ediliyor. Doğru düzgün ahlaklı çalışanları tenzih ederek söylüyorum ama korkunç bir rant mekanizması kuruldu. 2024'ün sonunda bütçe rakamları açıklandığında göreceğiz. 2024 içerisinde tam 50 milyar liranın bu hastanelere, bu çetelere boca edildiğini göreceğiz. Bakın Avcılar Hospital'ı gösteriyorsunuz. Evet. Eski Sağlık Bakanı'nın hastanesi. Bu hastane bile kapatıldı ama ondan önce tırnak içerisinde bir üniversite hastanesiyle afiliye oldum diyerek SGK'dan aldığı paranın %30 daha fazlasını almış. Yani SGK eğer burası bir üniversite hastanesi olursa KDV alınmıyor bunlardan ve ödemelerde %30 daha fazla para ödeniyor. Kokuşmuş bir düzenden bahsediyoruz Serap Hanım. Sağlıkta devrim derken bunu kastediyorlar mı sanırım Sayın Töves? Göz dikmiş bir düzenden bahsediyoruz. Sağlıkta devrim derken sanıyorum bunu kastediyorlarmış. Onların yaptığı bir tek şey var. Onlar bu ülkenin bütün imkanlarını, bütün servetini, bütün sermayesini yandaşlarına, birilerine peşkeş çektiler. Bunu her alanda yaptılar. Cehennem olsun yaptıkları ama maalesef sağlıkta da yaptılar bunu ve insanların canına kast ederek yaptılar. Onun için diyorum ki bakın SGK'dan bu yıl 50 milyar lira birilerinin cebine boca ediliyor. Önümüzdeki sene daha fazla olacak. Bu düzen, bu tezgah böyle devam ederse, ilaçtan örnek verdim, diğer alanlardan örnek verdim, sistemin varlığını sürdürmesi mümkün değil. Biz önümüzdeki sene çok daha vahim, çok daha ciddi hem sağlık skandalları hem de ödeme problemleriyle karşı karşıya kalacağız. Peki. Turhan Çömez, çok teşekkür ediyoruz. İyi Parti Grup Başkan Vekili. Maalesef ülke nereden tutsan elde kalır bir hale geldi. Biz de gündeme taşımaya çalışıyoruz. Teşekkürler.